Hasan Öztürk hem sizin izlenimlerinizi alacağım, siz de uzunca bir süredir çok işten takip ediyorsunuz deprem ve bu yaşadığımız felaketi. Bir de depremlerin üçüncü gününde deposunda çadırlarında deprem zedilere göndermek yerine Ahbap'a satışta bulunan Türk Kızılayı konu oldu. Bununla ilgili Kızılay'ın afet döneminde üstelik deprem bölgesinde kullanacağını bile bile bir kurum neden Ahbap'a satışta bulunur? Şimdi e, hani depreme dair hani herkes konuştu, biz de konuşuyoruz. Gazeteciler de e, gözlemlerini paylaşıyor, olup biteni anlatıyor. E, bu helalleşme bahsinden yola çıkarak birkaç şey söyleyeyim. Sonra da o Kızılay meselesine değinelim. <laughs> Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı bugün grup toplantısında o helalleşme ile ilgili bir e, düzeltme ihtiyacı hissetti. ...onu ben bir okuyayım önce. Evet. Ee, Hasan Öztürk, hepsine değinmeden şöyle yapalım mı? Şimdi ben Erdoğan'ın helallik istiyorum sözlerini de soracağım size ama ikinci Ar tor pardon. turda. Peki. Dolayısıyla çadırı konuşalım sonra helallik geçelim. Olur, olur. Çok teşekkür olur. ederim. Güzel. Şimdi e, Kızılay Bahsi, e, bence Kızılay'ın e, büyük bir iletişim hatasıyla e, e, bu işi yürütememe e, neticesinde böyle saçma sapan bir noktaya evrilmiş durumda. Onu söyleyeyim. Niye? Çünkü şunu yönetmeyi başardıkları halde, yani Kızılay'ın çadır fabrikası var ve üretime devam ediyor açıklamasını ve haberini yaptırabilen yani o iletişimi sağlayabilen Kızılay. Aynı zamanda Kızılay'ın bir anonim şirketi var. Bir şirketi var. Bu şirket ee, i̇şte efendim dünyanın başka yerlerine, başka kurumlarına da parayla çadır e, satıp oradan aldığı parayla da e, ihtiyaç için çadır üretiyor demedi. Ne zamana kadar demedi? E, Ahbapın açıklamasına kadar demedi. Şimdi ondan sonra bir anda şöyle bir şey oldu. Aa, deposunda duran çadırlar ahbap tarafından satın alınıp e, vatandaşlara dağıtıldı. Değil mi haber böyle? Evet. Çıktı. Dolayısıyla bu... şöyle yorumlar yapıldı İşte milletin parasıyla milletin çadırı Güzel. alınıyor, sonra millete Anladım. veriliyor. Anlatıyor tabii o şimdi bu dedim ben bana göre tamam tamamen yani e, yönetilemeyen ve iletişi, iletiş, iletişim iletişim becerisinin bir sonucu onu önce başta söyleyeyim. Sonrasında yine takip ettim önemli isimler Ankara'dan Hande Fırat. Peki burada ee, organizasyon bir, sorunu mu yoksa iletişim yo, sorunu mu? İletişim, iletişim. Başka bir şey değil. Ben bakın ondan sonraki e, Kerem Kınık'ta bir hukukum da var. Yani bir e, tanışıklığım da var ama Kerem Kınık'ın yaptığı açıklamaların tamamında, bundan sonraki yaptığı açıklamaların tamamında yine çok e, bence e, sıkıntılı, sıkıntılı alelacele e, başı sonu belli olmayan açıklamalar Hı. olarak değerlendiriyorum. Diğer konu, hani asker meselesinde konuştuğu bana sorsa oradaki bir yerel işte deponuz dan sorumlu işte satıştan ya da efendim o e, depoda bulunan e, kızılay çadırlarından sorumlu e, herhangi birine yani bir müdüre bir işte efendim oradaki şube müdürüne e, atarak ya bana sorsalardı böyle de yaptırmazdım sonra da bakarız derdim gibi açıklamaların tamamında e, parantez içerisinde alarak söylüyorum yani bunların tamamı bir iletişim hastalığı yanlış yani çıkıp koç gibi açıkça bunu daha önce söyleyebilirlerdi biz başından beri Kızılay'ı en son işte 2020'de sanırım tüzüğü değişiyor. Burada bir çadır fabrikası kuruluyor. Çadır fabrikası Kızılay'ın bir iştirak olarak kuruluyor. Burada çadırlar üretiyor. Üretiyorlar, parayla satıyorlar. Aslında diyor ki AFAD'ın yaptığı yardımı bir malzeme olarak aldık ve yine öğrettik. Tamam üretebilirsin ama siz bu açıklamayı veya bu trafiği böyle mi yönetmeniz gerekiyordu? Biz diyorum, bak bu e, problem. Yani bunun e, ne yaparsanız yapın, yani minareyi nasıl düzelteceklerini kendileri bilecektir. Orasına karışma. E, fakat şöyle bir e, meselenin de altını çizmekte fayda var. Tamam, çok ilginç bir şey oldu, değil mi? Depremin başından bu yana, ilk günlerinden bu yana, işte afat mı, ahbap mı? Evet e Efendim e, Afat ne yapacak? Kızılay çadırları mı? Efendim e, Kızılay'ın yemekleri mi? E, hiçbirisi yetmedi. Afat da yetişmedi. Afat Perşe yetişti. Yani böyle bir şey üzerine çalıştılar. Bu çalışmanın tuttuğunu görüyoruz. Bunu da söyleyeyim. Tuttu. Tuttu tuttu. Ama ilginç tarafı e, mesela Haluk Levent'e rağmen tuttu. <laughs> Burası Niye da ilginç rağmen? değil mi? Haluk Levent'e rağmen tuttu. Çünkü Haluk Levent başından bu yana ya biz bir derneğiz, bir STK'yız. bizimle afad'ın karşılaştırılması ne mümkün? Yani biz afata yardım edebiliriz ancak bütün sivil toplum kuruluşları gibi afad'dan bağımsız dedi. çalışmıyoruz dedi zaten. Hatta şöyle afad'dan bağımsız çalışmak değil, daha da ötesi söylüyor Yani biz de afatla beraber çalışıyoruz. Yani afatla beraber bir de afad'ın kapasitesiyle birisi devlet bir kapasite var orada. O kapasiteyle bizim kapasitemiz ne mümkün kıyaslansın. Kendi ifadesi söylüyorum. Bizim bölgede 27 tane arkadaşımız var. AFAD'ın binlerce. Kendi söyledi. Biz, bakın bizim bölgede 27 personel arkadaşımız var. AFAD ilk günler için söylüyorum. E, Afat'ın AFAD'ın binlerce. Şimdi ama e, Haluk Levent'e rağmen e, Afat AFAD e, ve Ahbap kıyası yapıldı. Bunun üzerine de e, AFAD üzerinden ben e, ortaya çıkartıldığını ya da servis edildiğini düşünüyorum bu kızılay meselesini. Çünkü bunu yazanlar da oldu. Yeni Şeffaflar Ersin Çelik'in yazısını izleyicilerin takdirine sunarım. Onu da yazdı çünkü. Çünkü şöyle de bir tartışma yürürken bu oldu. E, hani şeffaflık üzerine e, bir e, tartışma varken e, Ahbap'ın e, faturalarının e, açıklanacağı dönemde eee Kızılay'dan çadır aldıkları ve faturalandırdıkları bilgisi ortaya çıktı. Buraya da dikkat çekiyor ama bunu söylerken, bütün bunlar söylerken Kızılay'ın bu çadır meselesini yönetemenin altını çiziyorum. O satma, kar etme, etmeme, kan bankalarından, efendim e, sağlık e, bakanlığı üzerinden hastanelere kan verilmesi, verilmemesi, satın alıp almaması filan da Bunlar da işin tuzu biberi diye düşünüyorum. Peki hala Aytun Çerkin'e geçeceğim. Aytun Çerkin, e Aytun Çerkin <laughs> e, şimdi CHP lideri de şöyle söyledi deponuzda kaç kadar çadır varsa getirin hepsini alacağız ve deprem bölgesine göndereceğiz. E, Sayın Erdoğan da çadırla ilgili bir açıklama yaptı o da şu şekilde bir taraftan Afa'da Kızılay'a saldıran bu dal kavuklara asla kulak asmayın. Sizlerle olan kim, e, sizlerle yol yürüyen kim, milletçe dirayet gösterdikçe hiçbir felaket, tuzak, saldırı bizi yıkamaz ifadelerini kullandı. Şimdi e, Hasan Bey'e sorduğumda şöyle söyledi. Yani bu bir iletişim hatası ve saçma sapan bir hal aldı dedi. E, Sayın Kınık'ın da yapmış olduğu açıklamaları e, değinerek. E, burada baktığımızda afet döneminde Kızılay yani Kızılay bizim, Türk Kızılayı çocukluğumuzdan beri bildiğimiz bir e, kuruluş. Şimdi deprem anında bu felaketlerde neden para pul işleri devreye girdi? E, ahlaki mi diye soracağım size, yasal mı diye de Cem Kaya'ya soracağım. Yani yasal mı derken bir şirket var ortada. Şirket e, kar amaçlı veya kendi üretimini devam ettirmek için... Ama tam satıyor. da depremin olduğu Hayır, zaman. Hayır Yasal mı derken sorusuna Hı. cevap veriyorum ben. Yani yasal. Şimdi e, iletişim hatası ya ben e, tartışma olarak başlamayayım da önce bir e, tekrar başsağlığı dilim sabırlar dileyim. Hala süren artçılar, artçı bile değil deprem süreci yaşanıyor. Ve herkes şu anda e, yani Türkiye'nin e, %99,9'u e, o %1 bir kesim var onları kastetmiyorum. %99,9'u bu depremle iç içe yaşıyor zaten artık. Yani her an her yerde olabilecek durumda ve oturduğu eve, oturduğu binaya her yere bakarak giriyor, çıkıyor. Yani bu duyguyla yaşıyor. Bu bir gerçeklik artık. Cem Kaya geçen hafta evinin evet. kolonlarını gösterdi. Hani evet. hepimizin hayatının tam da içinde. Ve biz bu hayatımızın tam da içinde olan bir olayı şu anda karşıt gruplar olarak siyasetin en önemli öznesi olarak tartışabilecek duruma geldik. Esas konu burada başlıyor. Yani bir iletişim hatası varsa bu devletin veya iktidarın en başından muhalefetin en sonuna kadar karşılıklı bir iletişim hatasına dönüşmüş bir süreçten bahsediyoruz. Ama birinci buradaki esas sorumlu iktidar. Şimdi koskoca Türkiye Cumhuriyeti 10 il artı 1 sonra eklenen 11 ilde 13,5-14 milyonu kapsayan büyük bir felaket yaşıyor. Asrın felaketi başlığımız da bu değil mi? Ve bu asrın felaketi olduğunda dünyanın mesela şöyle söyleyeyim en gaddar en terörize devletlerinden biri İsrail. İsrail'in iki lideri Netanyahu ve Şimon Peres en kritik anlarda birbirlerine araç yollayıp aldırabilecek kadar birbirleriyle iletişim kurabilecek durumda en farklı iki yapıdan bahsediyorum İşit, işçi partili diğer işte daha ırkçı sağcı vesaire bir yapı ama öyle bir nokta geliyor ki buluşulabiliyor Türkiye şu anda 13.5 milyonun ve sonrasında 85 milyonun yaşadığı acıda buluşamadı bakın çünkü Türkiye'yi şirket gibi yönetmek isteyen iktidarın başı ve iktidar diğer isimleri bir araya getirmedi ...çünkü getirecek kuvvet oydu. Şimdi... ...bize hep diyoruz ya, deniliyor ya bize... ...bize öğretilen bir şey var. Bir devlet... ...var ortada. Ve bu devlet... ...85 milyonun devleti ayrım yapmaz. Geçmişten boyunca... ...tartışılır. Şimdi ben hani genel... ...halkın genel entelektüel evet. tartışmaları... ...falan söylemiyorum. E veya acıları, geçmiş acıları... ...kapanan acıları veya o kanayan yaralar vardır... ...vesaire. Ama genel itibariyle... ...bir bakış vardır devlete. Hani o sahip çıkan, kollayan e, ee, baba anne o şefkatle sarılan bir devletten bahsediyor. Bu devlet bir anda büyük bir felaketi yaşarken ne gördü? Siyasetin birbiriyle kavga etmeye başladığını. Bir. iki iktidarın muhalefeti ya arkadaşlar gelin bakalım buraya bir hep beraber gelin. Bir Beştepe'ye gelin oturalım hep beraber. Siz saraydayım ben külliyedeyim önemli değil gelin. Bir oturalım bir değerlendirelim. Hemen Belediyelerimizi ortak neler yapabiliriz? Çünkü bu işin çözümü budur.